Bodrum Nükleer Karşıtı Platform Grubu üyeleri geçtiğimiz yıl Fukushima Nükleer Santrali'nde meydana gelen patlama ile ilgili basın açıklaması yaptı. Fukushima'yı unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Yeni nükleer felaketler istemiyoruz diyen platform üyeleri Türkiye'de yapımı planlanan nükleer santrale ve nükleer enerjiye karşı olduklarını vurguladıkları basın açıklamasında şunları ifade ettiler. Geçtiğimiz yıl bugün Fukushima nükleer santralinde oluşan hazin kazanın üzerinden bir yıl geçti. Felaketin etkisi hala sürüyor. Halen tam olarak kontrol altına alınabilmiş değil. Yaşanan felaketin ardından 100 binin üzerinde insan evini terk etmek zorunda kaldı. Büyük çoğunluğu bir daha geriye dönemeyecek. Oluşan çaresizlik, umutsuzluk ortamı 30 bin kişinin intiharına yol açtı. Dünya Çernobil nükleer kazasında yaklaşık 25 yıl sonra 12 Mart 2011'de Japonya'da bir gün önce oluşan deprem ve tsunami sonrası oluşan soğutma sorunu nedeniyle Fukushima nükleer santralinin birinci ünitesi patladı. Takip eden günlerde diğer üç ünitesinin de ard ardına patlaması ve yanması sonucu yeni bir nükleer felaketle karşı karşıya kaldı. İlk günlerde Japonya'daki hükümet ve enerji kuruluşları olası bir paniği önleme gerekçesiyle felaketin tam boyutlarını dünyadan ve kendi halklarında gizlemeye çalıştılar ancak felaketin yoğunluğu ve yayılımı üstünü örtme çabalarını sonuçsuz bıraktı. Felaketten bir yıl sonra Japonya Başbakanı Noda Yoshihiko, Tokyo'da yabancı gazetecilere verdiği mülakatta Japon yetkililerin nükleer enerjinin güvenli olduğuna dair söylemle aldatıldıklarını ve 11 Mart 2011'de meydana gelen felakete karşı hazırlıklı olmadıklarını belirtti. Felaketten önce dünyada 443 reaktör vardı. Başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde yeni açılan reaktörlere rağmen gelişmiş ülkelerde kapatılanlar nedeniyle son bir yılda reaktör sayısı 435'e indi. Japonya'da çoğu kapandı, Almanya'da 8'i kapatıldı, 2020'ye kadar kalan 9'u da kapanacak, İsviçre'de uzun vadede hepsi kapanacak, İtalya'da referandumda halkın %95'i nükleere hayır dedi. Almanya'nın nükleer enerjiden vazgeçmesinin üç temel nedeni seçmenlerin istememesi, sivil toplumun direnci, yenilenebilir enerjide sağlanan başarılar olarak tanımlanıyor. Türkiye'de ise hükümet nükleer santral yapma kararlılığını sürdürürken nükleer lobi medya üzerinden tek yanlı yayınlarla yoğun bir propaganda kampanyası sürdürmektedir. Bu yolla bir tür toplum mühendisliği yapılmaya çalışılmaktadır. Akkuyu Nükleer Santral projesi ile gelecek nesillere felaket yaratma potansiyeli yüksek radyoaktif miras ve pahalı bir enerji politikası bırakma çabaları sürüyor. Bilinen onca sakıncasına ve yaşanan felaketlere rağmen nükleer santral yatırımı için gereken çevre etki değerlendirme raporunun yenilenebilir kaynakların çevresel açıdan sorunlu ve yetersiz olduğunu öne süren rüzgar enerjisi için sayılan dezavantajlar arasında kuşları etkileyebilir olduğunu ancak nükleer enerji için kaza ve deprem riskinden bahsedilmemesi bu propagandayı somutlaştırırken bu haliyle gelecek kuşaklara bir ibret belgesi olarak kalacaktır. Daha birkaç yıl önce bazı bilim adamları ve yetkililer, Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelinin 6 bin megawatt civarında olduğunu ve fosil yakıt ve nükleer enerjiye ciddi bir alternatif oluşturmadığını iddia ediyorlardı. Bugün bu potansiyelin 90 bin megawatt olduğu açıklanmakta. Santral için hazırlanan çet raporunda ETKB kaynaklı olarak rüzgar potansiyeli 48 bin megawatt ve güneş enerjisi potansiyeli 380 milyar kilowatt yıl olarak bildirilmiştir. Hükümetlerin asli sorumluluğu halkının sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamaktır. Hükümet yaşananlardan ders almalı, dünyadan ve halktan gelen uyarılara kulak vermeli yatırımlarını enerji verimliliğine ve tükenmez olan rüzgar, güneş, biyokütle, biyogaz ve jeotermal gibi temiz enerji kaynaklarına yapmalıdır. Bugün bir kere daha herkesi bu tehlikeli gidişe sessiz kalarak ortak olmamaya davet ediyoruz denildi.